Belhanda'nın işte maskeyle oynayacak olması ben hata olabilir diye düşünüyorum. Artı mı eksi mi ben de bilemedim. Eksi, ya çok rahatsız edici bir sakatlık. Hem öyle hem de güçlü dönebilecek mi? Çünkü biliyorsun o çene probleminden sonra uzun süre sadece sıvıyla beslendi ve eminim kilo kaybı da yaşamıştır. Yani onu çünkü burada güçlü orta sahalar biraz olayı değiştirir. Yani iki teknik adam da maçı kazanacaksak orta sahada kazanacağız zihniyetiyle yola çıkacak. Ellerinde opsiyonlar var ama opsiyonları nasıl kullanacaklar? Mesela yine gazetelerden biri hangisi bilmiyorum. Seri'nin dışarıda kalacağını düşünüyor. Son maçta da en iyisi Seri'ydi bence. Evet. Yani Ömer Bayram Seri, Enzonzi hiç de fena durmadı. Ama tabii bu Fenerbahçe maçı. Yani Ömer Bayram Seri Enzonzi'yi bozacak mı hoca? Lemina'yı koyup sol beke atabilir Ömer Bayram'ı. Ama Seri'yi keser mi? Mesela yani Seri sadece gol attığı için söylemiyorum. Zaten kariyeri boyunca ilk kafa golü mü? Evet, yani öyle çok az gol atan bir orta saha. Zaten çok az atan. O değil ama yani hakikaten Galatasaray orta sahasının en iyisi olarak gördüm. Ömer Bayram'ı çünkü bir devre sol kanatta izlediğimiz için. Yani hakikaten sürekli ve çok çok iyi toplar da attı. Bir iki tane kimeydi? Hatta Babel'e mesela süper bir top attı. Babel kaçırdı. Hatırlayacaksın. Evet. Yani Seri'yi keser mi? Ben şüpheliyim. Yani okuduğumdan yola çıkarak söylüyorum. Orada hoca o orta saha kurgusunu yapacak. Belhanda girerse zaten 2-1 yapıyor. Evet. O üçlü dağılımdan vazgeçiyor. Aynı şey Rıdvan abi geçen hafta üstüne basa basa söyledi. Ankara Gücü maçının ikinci devresinden itibaren Emre ile Luis Gustavo ikilisi olacak mı yani? Evet. Yan yana olacaklar mı? Çünkü hakikaten bazı sıkıntılı top paylaşımları, pozisyonları oldu. Yani birini mi tercih edecek veya ikisini tercih ederse nasıl yerleştirecek? Yani orada da tercihler direkt oyuna etki edecek. Ya ciddi anlamda sakatlıkların da getirmiş olduğu, bir de performansların, ilk haftalardaki performansların getirdiği tedirginlik belirsiz. Şimdi Emre ile başlayabilirsiniz. Emre sezona iyi başladı ama yine milli takımda sakatlığı sonrası bu Ankara Gücü maçında da baktı olmuyor. Ramit çıktı. Yani kullanmayı düşünmüyordu belki rahat geçerse maç ama Emre'yi sahaya sürmek zorunda kaldı. Sakatlık problemi yaşayabilir. Fenerbahçe'nin orta saha kurgusu, Luis Gustavo'nun yeri garanti zaten belli ediyor. Gerçekten iyi futbolcu saha içerisinde kendisini belli ediyor. Geldiğinden beri Fenerbahçe'nin en iyisi. Onu söyleyeyim. Alanya maçında çok iyi değildi ama. Bence yani iyiydi. Yani ayağı daha yere yeni değmiş bu topraklara bir oyuncu için çok çok iyi. Galatasaray'ın orta saha kimyası. Şimdi Ömer Bayram şunu kattı hiç beklenmedik şekilde. Bir ya Alanya maçını iken hatırlasana. İki tane gelip o daha ilk maçında %100 gole gidecek, dramatik bir skora gidecekken önledi. Sakatlanma evet. Pahasına hani kayarak iki evet. Tane net gol önledi. Yani orta sahada yaptıklarını bırak. Yani oradaki zaafı bile daha gelir gelmez fark etti. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani aslında yine Rıdvan abiden yola çıkacağım. Yani transfer planlamasında o bölgeye, yani o da kabul ediyor Gustavo'nun performansını ama bu değildi diyor öncelik. Anlatabiliyor muyum? Yani öncelik işte sol bek, öncelik stoper problemin çözülmesi. Yani daha önce yapılması, çözülmesi gereken problemler vardı diyor. O oradan yola çıkıyor ama sonuçta eldeki malzeme şu anda buysa eldeki en önemli değerlerden biri oldu. Yani şimdi Emre'yi hani pamuklara saralım vesaire sezon başından beri başladı ya. Artık pamuklara sarılsın yine de Luis Gustavo da orada çok önemli bir isim olarak var. Onu söylemeye çalışıyorum yani. Emre'nin yokluğunu mesela çok net hissetmeyecek Emre olmadığı zaman. Eğer Gustavo sahadaysa Fenerbahçe. Onu söylemeye çalışıyorum.